Sevgili Gurme Magazin takipçileri, Ordu günlerindeyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin standındayız. Ordu'nun merkezi, Büyükşehir Belediyesi yetkilisi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Coşkun Alp, Büyükşehir Genel Sekreteri olarak görev yapmaktayım. Burada Ordu günlerine hepinize hoş geldiniz diyorum ve gelmeyenleri de da buraya davet ediyorum. Hafta sonuna kadar devam ediyor değil mi başkanım? Evet efendim. Dün birinci gündü, bugün ikinci günü. Ve aynı zamanda da yarın tatil var. Çok da güzel. Herkesin katılımını bekliyoruz. Burada tüm standlarımız, ilçe belediye başkanlarımızın, büyükşehir belediye başkanlarımızın standları hepsi görev yapıyor. Ve ayrıca burada hasret gideriyoruz. Sizlerle bu hasreti gidermek adına buralara bekliyoruz. Gastronomik anlamda Ordu'da çok özel. Ben de Ordu olarak, Gülyalı olarak biliyorum. Siz de buna bir değinir misiniz başkanım? Gastronomik anlamda neler var? Gastronomi deyince zaten Karadeniz'in meşhur yemekleri akla gelir. Her ne kadar bizim hamsimiz varsa da buna ilaveten yöresel yemeklerimiz var. Gelenler hayran kalıyorlar. Yani bunlar nelerdir? Bizim tabirimizle zehirlemeyen ot sebzedir diyoruz. Yani bizim sebzemiz boldur. Her ottan bir yöresel babaannemizin lezzetlerini, anneannemizin lezzetlerini tattırma imkanımız var. Örneğin sakarca denen bir ürünümüz var. Hem kayganası olur hem de aynı zamanda onun güzel bir kavurması olur. Ve yine bizim Ordu iline mahsus hiç duymadığınız, bilmediğiniz, Türkiye'de yaygın olmayan ama şu anda üretimine başladığımız soya var. Diğer Melo Hocam, diken ucu diye tabir edilen mahalli yemeklerimiz var. Bunlardan zaten turşularımız var ama bu turşumuzun farklı bir özelliği var Ordu olarak. Bu Ordu'daki turşu diğer turşular gibi değil, kavrularak yenir, soğanlı bir şekilde. Onu da tatmanızı arzu ederiz. Ya, bir de kahvaltıda da şimdi böyle turşu geldiği zaman başka yörelerden gelenler çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya kahvaltıda turşu olur mu? Yiyince de çok memnun oluyorlar. Bu ne kadar güzel bir şeymiş diyorlar. Çünkü kavrulmuşunu görmüş değiller. Ve dediğim gibi biz burada şu anda tam hamsi mevsimi. Hamsimiz de çok lezzetli, Karadeniz hamsisi meşhur. Ve orada hamsinin de bir sürü çeşidi oluyor. Hatta bir tanesine sormuşlar hamsinin neyi oluyor? Turşusundan başlayınca demiş ki daha diğerlerini sayma. Çünkü turşumuz şey varsa oluyor. Her şeyi olur manasında. İçli pilavımız diye tabir edilen, hamsili pilav diye tabir edilen işte içli tavamız var. Birçok ürünlerimiz var. Evet, böyle özel ürünler de var. Burada tabii başkanım ürünlerimiz var ama Ordu mutfağımız da var. Ordu mutfak kitabını bastırdık. Bunları da size tavsiye ediyoruz. Burada nelerden başlıyor? İşte pancar çorbası, kara lahana diye tabir edilen. Mısır çorbası var, beyaz mısır çorbası. Bu çok önemli. Ordu ilinden bu mısır çorbasını hala yapmak mümkün. Yoğurtlu bir vaziyette. Çokları bilmez. Isırgan otu dediğimiz çok kıymetli ısırgan otumuz vardır. Bu bir ilaçtır. Allah'ın ilacıdır. Kansere de iyi geliyor. Kansere de iyi gelir. Bundan da çorba yapıyoruz. Envai çeşit çorbalarımız var. Yine aynı şekilde etli yemeklere geldiğimizde de burada Ordu'nun mutfağından işte demin bahsettiğim melojan kavurması, sakarcan mırlaması hepsi burada mevcut. Bunu alıp okuyabilirsiniz. Ayrıca bizim kendimize has ürettiğimiz bir çikolatamız var. Bu bir marka. Kibele her yerde var ama Kibele heykeli Ordu'da bulundu. Kurum kayalıklarında. Ve tarih değişti bir de başkanım tarih değil mi? Tarih değişti. Bununla birlikte başlayan atağı devam ettirdi Sayın Başkanımız Yilmigüler Bey. Dedi ki bir çikolata üretelim ve markası da Kibele olsun. Burada gördüğünüz gibi Kibele markalı bir ürün ürettik ve misafirlerimize ikram ediyoruz. Ayrıca fındığımızı zaten ifade etmeye gerek yok. Burada da 4 mevsim Ordu diyoruz. Yani 3 ay değil 12 ay Ordu. Geldiğinizde Ordu'nun bütün yöresel lezzetlerini ve tatlarını burada bulacaksınız. Ayrıca da Ordu'nun o endemik bitkilerini, o deminki bahsettiğim, hatta burada ifade etmediğim diğer baldirik, işte boşkıran vesaire yöresel bitkileri de o yaylalarda görüp onlardan da ürünler yapıldığını ve başkanım saymakla bitmez diyorsunuz değil mi? Saymakla bitmez. Şurada değişik ürünler evet. Gördük. Onlara da şöyle hızlıca bir bakalım. Evet burada bu bizim inovasyon merkezimiz. İnovasyon merkeziyle alakalı arkadaşımız açıklama yapabilir. Bir açıkla bir bakalım neler var burada. Lavanta yağları, esanslar var, sarı kantaron evet. Yağları var. Evet, tıbbi aromatik bitkileri hem yetiştiriyoruz hem distilasyon. Ozon gazı falan üretiyor musunuz? Ozon şey yağı falan oturuyor. Hayır. Distilasyon, buharlı distilasyonla yağlarını üretiyoruz. Ayrıca alttaki aromatik sıvısıyla da sabun vesaire diğer değerlendiriyorsunuz. Hiçbir şeyini boşa harcamıyoruz.
Tebrik ediyoruz. Ayrıca doku kültürü laboratuvarımız var. Doku kültürü yöntemiyle, bakın bu güldür. 3-4 günlük bir gül parçası. Filizleri görebilirsiniz. Bunlar daha gelişmiş, daha kolay seçebilirsiniz. Topraksız tarım. Süper. Bak bu çok önemli bir şey yalnız. Besi ortamı kendi laboratuvarımızda bizim tarafımızdan hazırlanıyor. 3 haftada bir devrediyoruz. Elimizdeki bitki sayısını 20 ile çarpıyoruz 3 haftada bir. Bu süpermiş. Bunu yerinde görmek isterim başkanım. Bu bekleriz, çok ilginç bir şey. Arkadaşımız da işin başında. Tebrik ediyorum. Bu özel bir şey. İşte çikolata standımız. Demin bahsettiğim kibile çikolatası. Oo evet. Kendi çikolatalar çok güzel görünüyor. Evet. Renkler falan harika. Kendi üretimimiz. Kendi doğal renkleri bu çikolatalar. Mesela portakalın kendi rengi. Ruby'yi duymuş muydunuz? Evet. Bilirsiniz tabii ki. Ruby, çilek, yeşil limon. Onlar kendi rengini kullanıyorum. Ordu'nun fındıklarını kullanıyorum. Evet biz şimdi eskiden şunu biliyorduk başkanım. Ordu'da sadece işte akkuş kuru fasulyesi başlattı bu işi aslında ilk baktığımızda. Evet, evet. Bir çağ açtı. Şimdi en son çikolata park aktif mi şu anda? Aktif şu anda çikolata. Oradan değil mi bunlar? Üretiyoruz. Orada tesislerimiz var. Ben en son geldiğimde çikolata park açılmamıştı. Epeydir Ordu'ya gelmiyorum. Bu arada ayıbım da var yani. Ben buradakileri de Ordu'ya davet ediyorum. Bunun yanında bir de çikolata parkın yerinde kano park yaptık. Kano Park'ta da federasyon, Kano Federasyonu, uluslararası bir federasyon. Bunlar da çikolatadan bu arada. Süper ya, ayakkabı, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Kara lastik. Bunlar bonbonlar. Biz mesela yaz çikolatası ve kış çikolatası olarak ayırıyoruz. Mesela yazın portakal, kışın da zencefil zerdeçal. Tahinden yapıştırdık, kolonyamız var kibeli. Burada. Evet, kibeleyi gördüm. Aynı zamanda tarihçiyim de o yüzden çok dikkatimi çekiyor. Isırga eriştemiz, fındık kolonyamız, hepsi. Yani biz Ordu'da gastronomik anlamda bir çığır ve devrim açıldığının farkındayız başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu çok ama özel çalışmalar. Sahilde yürüyebilirsiniz burada, arkadaşımız yürüyor. Ordu sahilini gösterebiliriz. Bir soralım bir nasıl gidiyor, nasıl bir haz. Nasıl gidiyor? Harika. Önce sizi tanıyalım. İsmim Anıl, Oran'da çalışıyorum. Bu bir Oran ortak projesi. Ben şu anda çocukluğumun geçtiği yerlerdeyiz başkanım. Bu Rıhtım'a gidip Akyazı'ya şeye yürüyoruz. Rıhtım'dan geliyoruz. Plaj vardı eskiden. Plaja kadar plaja yürüyoruz. Plaja kadar gideceğiz. Burada gidiyoruz. Şu anda gidiyoruz. Bir şeydi o. Anaydı. Gelenekti. Yani biz Ordu sahilde Selimiye'de evim var. Maruf Uzman'ı tanıyor musun? Evet. O Rıhtım vardı orada. İskeleyi yeniden inşa edeceğim. İskeleden iskeleye güzeldi. Benim sünnet düğünüm de ay ışığında olmuştu. Evet, yıkıldı evet. Şu anda herhalde değil mi ay ışığı? Yani o bir anıydı aslında. Orada dıgı vardı, ay ışığı vardı. Yani şimdi başka güzellikler daha güzel oldu. En azından burada... Evet, güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılar. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ordu benim bıraktığım ordu değil, çok değişmiş. Yani tebrik ordu ediyoruz. Bir değişim dönüşüm yapıyor, sizleri de davet ediyoruz. İnşallah geleceğiz. Tüm orduları bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili kanalımızdaki değerli takipçilerimiz, Ordu'nun gastronomik anlamdaki gelişmelerini izlediniz. Sizi Ordu'ya da bekliyoruz. Pazar gününe kadar Ordu günlerine bekliyoruz. Yenikapı'dayız.